Kocaeli Balık Avı kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Bugün videomun konusu lerefe avında %80 verim alabileceğiniz bir yöntemi sizinle paylaşmak. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi şimdi videoma geçelim. Özellikle Marmara bölgesinde balık popülasyonu biliyorsunuz çok düşük bir popülasyon var. Verim olarak da çok zayıf Marmara bölgesi, yani Kocaeli İzmit bölgesinde. O yüzden de ben lerefeyi tercih ediyorum. Burada lerefe avları sizin için çok uygun olacağını düşünüyorum. Şu anda tabii ki kış sezonundayız. Balık derinde olduğu için lerefe avlarımız şu anda çok zayıf. Olma ihtimali var ama birazcık uğraşmak gerekiyor. Size kamışımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kamışım Shimano'nun kamışı, 1.7 atarlı bir kamış. Üst sekmen bir kamıştır. Makinam 500'lük Nastin. Nastin'in 500'lüğüdür. Kullandığım ip 0.6 6.5 kilo çekerli bir iptir. Bu ipi taşlı meralarda kullanıyorum. 0.6'yı kumluk meralarda da kullanabilirsiniz ama ben genelde midyeli bölgelerde, taşlık bölgelerde bu ipi tercih ediyorum. 0.6'yı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel verim alabileceğiniz bir ip. 0.6. Kumluk yerlerde ne kullanıyorum? Kumluk yerlerde de şöyle göstereyim. Kumluk yerlerde gördüğünüz bu ipi kullanıyorum. Bu da 3 kilo çekerli bir ip. 0.4 arkadaşlar bu. 0.4 kullanıyorum. Kumluk yerlerde 0.4 kullanıyorum. Biraz daha ince. Markasını da size şöyle göstereyim. E, 3 kilo çekerli bir ip. 8 kat. Gerçekten çok güzel. Verim alabileceğiniz bir ip. 0.4. Yedek kafasıyla mesela diyelim ki bir ava gittim. Yedek kafasını hemen değiştiriyorum. Kumluk yerdeysem hemen kafasını değiştirip o şekilde av yapıyorum. Bu yedek kafayı da özel getirttirdim Hollanda'dan. Yani ip değiştirmektense kafasını değiştirip hemen avıma devam ediyorum. Evet. Öncelikle silikonumuzu alıyoruz. Silikonumuzu. Isome Large modeli bu. Isome Large 11 santim boyunda silikon. Evet. Gördüğünüz yorgan iğnesi arkadaşlar. Yorgan iğnesi ile bugün size silikona hırsız kanca nasıl takabileceğinizi onu göstereceğim. Evet. Öncelikle kancamızın kancayı nereden istiyorsunuz? Şuradan mesela, şuradan şu şekilde geçirmeye başlıyoruz. Evet.
Silikon biraz ince arkadaşlar. İnce olduğundan biraz dikkat etmemiz gerekiyor geçirirken. Evet. Yani bu işte en güzel geçirme, yani silikona hırsızı geçirmek için yorgan iğnesi en güzeli. Evet. Buradan geçirdik. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi misine bu arkadaşlar. Misinemizi buradan yorgan iğnesinin deliğinden geçirdim. Bakın. Geçirdikten sonra silikonumuzu misinemizin içine geçiriyorum. Bakın. Evet. Bu şekilde. Şu anda misinemizin içinden geçik bu şekilde. Bu yöntemi birkaç tane böyle bu şekilde misineye geçirip avı hazır edip av yerinde pratik bir şekilde hırsız kancanızı silikona çok rahatlıkla geçirebilirsiniz. Şimdi bunu göstereceğim size. Hırsız kancalarım burada. Şimdi ince olan yeri kanca yeridir şurası. Buraya kancamız gelecek. Hemen şimdi. Önce bir açalım. Misinemizi hırsızı ipin içinden geçirdim. Ne yapıyorum? Buraya bunu hemen bağlıyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen bağlıyorum. Evet. Bağladıktan sonra şimdi bakın. Evet, şu anda hırsız kancayı gördüğünüz gibi silikonumuzun içinden geçirdim. Bakın, şöyle göstereyim. Herhangi bir ip, dışarıda ip görünüşü yok. Tam bir gizli kanca, gizli kanca oldu arkadaşlar. Bakın. Sonra buradaki fazla misineyi kesiyoruz. Buradan. Misineyi kestikten sonra buraya klips takacağız. Çünkü bu
Klipsi tabii ki hazır edelim. İpi buradan kaçırmamamız lazım arkadaşlar. İpi kaçarsa yeniden her şeyi başa dönmüş olursunuz. Yeniden baştan ipi silikona geçirmiş olursunuz. O yüzden buradaki ipi dikkatli tutalım, kaçırmayalım. Şimdi artık olay bitmiştir. Şu anda gördüğünüz gibi, evet, şimdi gördüğünüz gibi çok sayıda delikli kurşunum var. Her gramajdan var burada. Şimdi hemen şöyle kurşunumuzu bu şekilde geçirdik. Misinin içinden geçirdim. Peki şimdi ne yapacağım? Buraya da silikonumuzu takıyoruz. Beni bile yakalıyor arkadaşlar ya. Evet. Taktık. Evet. Bak. Sistem bu şekilde. Gördüğünüz gibi kanca en altta kalıyor. Bu delikli kurşun taktığımız sebebi ne arkadaşlar? Attığınızda önce kurşun batacak. Arkasından da silikon yavaş yavaş aşağı inecek. İndiğinde de daha iyi balıkların görmesine sebep olacak. O şekilde yaparsanız bu şekilde mutlaka çok güzel verim alabilirsiniz. Evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.